Merhabalar, ben Sezgin. Bugünkü konumuz Trendyol.com mağaza panelimize entegrasyon kullanmadan katalog üzerinden nasıl ürün eklenebilir onu anlatmaya çalışacağım. Trendyol mağazamıza giriş yaptıktan sonra ürün sekmesine tıklıyoruz. Bakınız, burada Trendyol kataloğundan ekle seçeneğini görüyorsunuz. Buraya tıklıyoruz. Böyle bir sayfa geldi. Buraya bakınız, burada bir açıklama mevcut. Ekleyeceğiniz ürünün stoğunuzda bulunan ürünle aynı olduğundan emin olmalısınız. Farklı bir ürünü satışa sunmanız Buybox uygulamasının kötüye kullanımı olarak değerlendirilerek satışa durdurulabilir. Ürün listeme kuralını incelemek için tıklayınız. Daha sonra siz burayı incelersiniz. Şimdi biz burada ürün adı veya barkod ile arayın diyor. Peki biz burada ne arayacağımızı nereden bileceğiz? Diyelim ki biz bu mağazada kozmetik ürünleri satıyoruz. Şampuan listeleyeceğiz. Şampuanın Trendyol.com'da zaten hali hazırda satıldığını biliyoruz. Peki nasıl yapacağız? Müşteri gibi Trendyol.com ana sayfasına giriyoruz. Buradan kozmetik sekmesine tıklıyorum. Buradan da mesela ne seçeyim? Şuraya geleyim. Buradan da şuraya geleyim. Evet, böyle bir ürün var. Bu ürünün diğer satıcıları var mı? Evet, 39 tane satıcısı varmış. Şimdi biz de bu ürünün satıcısı olalım. Peki biz bu ürünü kendi mağazamıza nasıl ekleyeceğiz? Bunun birkaç tane yöntemi var. Mesela birinci yöntem, şuradan ürünün adını sağ tıklayıp kopyala deyip gelip buradan sağ tıklayıp yapıştır diyebiliriz. Sorgula diyorum. Bakınız, ürünü buldu. Bir yöntemi daha var, onu da göstereyim. Ekranın boş bir yerinde sağ tıklayıp sayfa kaynağını görüntüle dedikten sonra böyle bir ekran geliyor. Bu ekrana gelip Ctrl artı F tuşlarına basıp buraya da barkod, yani barcode şeklinde yazıp şuradaki değeri çift tıklayıp kopyala dedikten sonra ya da çift tıklayıp Ctrl C tuşlarına bastıktan sonra tekrar buraya gelip sayfamızı yenileyelim. Buraya gelip sağ tıklayıp yapıştır butona bastığımız zaman, yine sorgula butona bastığım zaman aynı ürün karşımıza gelecektir. Yani isterseniz buradan ürün adıyla ya da isterseniz kaynak kodunu görüntüleyip barkod numarasıyla bu ürünü mağazanıza ekleyebilirsiniz. Bu şekilde ürünün resmi, adı ve işte barkod, kategori, marka, komisyon ve vade bilgileri buraya geldi. Ben buradan ürünü seç butonuna basıyorum. Buradan benden satıcı stok kodunu istiyor. Ben buradan kendi mağaza stok kodumu giriyorum. Tam 008 olsun. Stok miktarı elimde kaç tane var? Diyelim ki 50 tane var. Buraya piyasa satış fiyatını giriyoruz. Bakın, üzerinde bir ünlem işareti var. Der ki piyasa satış fiyatı ürünün indirim uygulamadan önceki satış fiyatı olmalıdır. Yani üstü çizili fiyat dediğimiz alan var ya, burası orası. Ne olsun mesela? Buraya fiyatlarımızı ne girelim? Ne girilmiş burada? Bakıyoruz. Burada 18.90, 19, 23. Bu şekilde fiyatlar girilmiş. İşte liste fiyatı da 49.90 olarak girilmiş. Biz de öyle yapalım. Piyasa satış fiyatı 49.90 olsun. Trendyol satış fiyatında İşte ne olsun? 19.90 olsun. Onaylı ve satış aç butonuna basıyorum. Tebrikler, ürününüz başarıyla onaya gönderilmiştir. Onaylanan ürününüzü ürün listesi ekrandan takip edebilir. Stok ve fiyat revizesi yapabilirsiniz. Ürününüz belge sürecine girmediyse 10 dakika içinde yayına alınacaktır. Belgesel ürünler için belgesel menüsünü kontrol edebilirsiniz. Buradaki belgeden kasıt şu: Trendyol.com'da bazı ürünleri satabilmek için o ürünü satış yetkisine sahip olduğunuzu Trendyol'a ispat etmeniz gerekiyor. Bu sebeple belge istiyor. Mesela bir lisans satıyorsunuz diyelim. Microsoft lisansı satıyorsunuz diyelim. İşte Microsoft'tan lisans almanız lazım. Yani en basit anlamıyla bu şekilde anlatabilirim. Ya da bir marka ürünü satıyorsunuz diyelim. O markayı gerçekten sattığınıza dair onunla ilgili belge yüklemeniz gerekebilir. Ya da bir yine kozmetik ürünü, ama özel bir kozmetik ürünü satıyorsunuz diyelim. Onunla ilgili bir belge ibraz etmeniz gerekebilir. İşte bu Trendyol kontrollerinden geçebiliyor, bazen takılabiliyor. O yüzden böyle bir durum olursa belge işlemleri menüsünden belge isteyebilir. Şimdi bizim ürünümüz eklendi. Muhtemelen bu üründe bizde belge istemeyecektir. Ben bu ekranı kapatıyorum. Buradan da ürün listeme sayfama geliyorum. Tüm ürünler kısmından baktığım zaman ürün burada çıkıyor. Ama bana lazım olan satıştakiler kısmından bakmak. Evet, satıştakiler kısmından bakıyorum. Ürünüm listelenmiş. Burada bakalım komisyonlarını yazmış. Evet, piyasa satış fiyatına biz 49.90 yazmıştık. Ondan sonra bir de ne yazmıştık? Satış fiyatımıza da 19.90, stoğumuza da 50 adet yazmıştık. Bu şekilde gördüğünüz gibi ürünümüz Trendyol mağazamıza eklenmiş oldu. Herhangi bir entegrasyon kullanmadık. Basit bir şekilde ürünü Trendyol ürün kataloğundan alıp kendi mağazamıza eklemiş olduk. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Hem istersek
Ürün adından istersek de barkod kodundan o ürünü ekleme yapabiliriz. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. tamintegro.com YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize e-ticaret hayatınızda başarılar dilerim. Hoşça kalın.